hayatımızın her alanında karşılaştığımız yepyeni bir kavram var. Çocuklarımız okulda yaşıyor, biz iş dünyamızda yaşıyoruz. Sosyal medyada çok sıkça karşımıza çıkıyor. Yapay zeka, yani AI. Şu anda karşımızda Sayın Hakan Eren Bey var. Hakan Eren, yurt dışında yaşayan bir Türk yatırımcı ve iş adamı, aynı zamanda da iş geliştirme uzmanı diyebiliriz herhalde, değil mi? Evet, evet, evet. Çok güzel bir markası var, yapay zeka konusunda çalışan Practicus AI, yani Practicus yapay zeka. Tabii kendisiyle her şeyden önce onur duyuyoruz. Bizim için çok büyük bir mutluluk. Teşekkürler. En azından bir Türk adını uluslararası arenada dalgalandırıyor. Aa, bu da Türk, bunu yapmış dedirtiyor. Çok sağ ol. O nedenle kendisine bir Türk olarak teşekkür ediyorum. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz Amerika'da yaşıyorsunuz. Evet, Seattle'da. Seattle'da yaşıyorsunuz. Seattle'ın bir özelliği var galiba. Bir teknoloji merkezi gibi birçok teknoloji markasının filizlendiği yer. Öyle, tarihsel baktığınız zaman Silikon Vadisi dediğimiz yer aşağıda bizden. Uçakla 1-1,5 saatlik bir yerde yani aslında. Orada birçok teknoloji şirketi büyüyor. Sonra Seattle bölgesine ilk Microsoft geliyor. O da niye? Bill Gates orada büyümüş. Evet. Aslında Microsoft'un Seattle'da başlayıp büyüyen macerasıyla Seattle bir teknoloji merkezine dönüşüyor. Ardından Amazon vesaire derken şu an dünyada bulut teknolojisi konusunda Google, AWS ve Microsoft en büyük yatırımların Seattle'da yapıldığını ve en büyük geliştirmenin Seattle'da yapıldığını söyleyebiliriz. Peki hemen Microsoft'un, Bill Gates'in gündem olduğu bir konu var. Ona hiç rastladınız mı? Bu malum sivrisinekler, böyle bir dedikodu dolaşıyor. Yok. Orada nasıl bakılıyor? Bu konuşuluyor mu orada? Yok, konuşulmuyor. Hayır, hayır. Bill Gates bir filantropist, yani bir hayırsever. Evet. Kötü planları işte insan şeyden bahsediyorsun, sivrisineklerle evet, insanlara evet, çipler evet, vesaire. Evet, evet. Yani ben o tarz teorilere şey ne denir, conspiracy theory, yani ne Türkçesi? Şehir efsanesi. Gibi bir kelime var orada ama hatırlayamadım. Çok fazla ilgi göstermiyoruz. Ben kendisiyle tanışıyorum da 10 yıl Microsoft'ta çalıştım. Evet. Practicus AI'den önce öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bütün hayatını artık bundan sonraki hayırsever işlere ayıran bir insan olduğunu evet, düşünüyorum. Hakan Bey, kaç yaşındasınız? 47. 47 yaşındasınız. Peki bu girişimcilik ruhu size nereden bulaştı? Girişimcilik ruhun bana nereden bulaştı? Güzel bir soru. Ben ilk girişimcilik aslında hikayem benim 2001 gibi oldu. Türkiye'deydim. Bir giriştim ama dünyada olabilecek herhalde en talihsiz dönem. Bu bir meşhur karşılıklı böyle anayasaların fırlatıldığı, Türkiye'nin çok derin bir krize girdiği dönemde aslında ben ilk girişimcilik macerama başladım. Çok genç yaşlarda. Sonra olmadı. Türkiye'nin ekonomisi çok ciddi zorlu bir döneme girdiği için ve o konuyu kapattık. Ardından 20 küsür yıl sonra aslında tekrar bende bir girişimcilik damarım kabardı diyeyim. Onun sebebi de girişmek değil aslında. Girişimci olayım diye girişmedim. AWS'te çalışıyordum ben Michael şeyden önce. 5 yıl Practicus AI'den önce. Yani orada yapay zeka konusunda öyle bir fırsat olduğunu gördüm ki o fırsat beni aslında yakamdan tuttu, silkeledi ve sen bu konuda bir girişimcilik yapmalısın diye beni tekrar girişimcilik dünyasına çekti. Yani ben girişimci olduğum için bir alan aradım da buldum, orada girişimcilik yaptım diyemeyiz. Tersi oldu diyebiliriz. Beni tekrar, şartlar sizi zorladı. Şartlar beni çekti. Yani bunu kaçıramazsın. Bu konuda bir şey yapman lazım. Oradaki motivasyonum da asla para olmadı. Onu da belirteyim. Ve en başarılı girişimcilerin ana motivasyonlarının, yıllarca çalıştık bunlarla, bu insanlarla. En büyük şeyler başarmış girişimcilerin ana motivasyonunun da ben hiçbir zaman zengin olmak, para kazanmak olduğunu görmedim. Buradaki ana motivasyon çok ciddi bir şey yapılabilir. Çok fazla insanın hayatına buna dokunulabilir ve ben ne yapabilirim? Evet. Bunun olduğunu gördüm. Bendeki de öyle oldu. Peki sizin sloganınız ne diyor? Next generation AI at your fingertips. Aynen öyle. Ne demek? Yani bununla ne mesaj vermek istiyorsunuz? Practicus AI'nin ismi, logosunu da sloganını geçtim. İsminin Practicus aslında olmasının bir anlamı var. Oradan aslında biraz kısaca bahsedeyim.
bizim yapay zeka konusunu Practicus AI'dan önce gördüğümüz en büyük eksiklikten bir tanesi şu oldu. Uzman insanların, yetkinliği olan insanların, data scientist yani veri bilimi uzmanlarının bu işin bir parçası olduğu fakat kodlamayı bilmeyen veya fazla teknik olmayan insanların bu işin dışında kaldığını gördük. Ve bunun değişeceğinden biz şüphemiz olmadığı için şunu sorduk. Yapay zeka daha kolay, daha pratik bir halde yapılabilir mi? Pratik kelimesi Latince practicus'tan geliyor. Evet. Dünya üzerindeki dillerin çoğunda da pratik kelimesinin kökeni practicus'tur. Practicus'tur. Biz buradaki pratikliği öne çıkarmak için adımızı öyle yaptık. Sloganımız ne? Hem yeni jenerasyon, burada da ciddi bir mesajımız var. Proprietary dediğimiz bir kuruma ait. Bir kurum yapmış 20-30 yıl önce. Onun teknolojisi AI biz yapmıyoruz. Tamamen açık, kaynak kodlu ve yeni jenerasyon AI'yı at your fingertips yani parmak ucuna getirmek demek kolay bir şekilde, pratik bir şekilde bunun yapılabilir hale biz getiriyoruz diyerek şirketi kurmuş olduk. Peki bilmeyenler için yapay zeka nedir? Bir onu anlatır mısınız? Yapay zeka şöyle düşünebiliriz. Çok temelinde yapay zeka yani insan zekası, aslında insan da demiyoruz ona, hayvan zekası da diyebilirsiniz. Yani bir köpeğin veya bir kedinin de bir labirentte vesaire çok hızlı mesela yol bulduğunu görebiliyoruz. Hayvan zekasını taklit ediyor. Hayvan zekasını taklit ederken de makine öğrenmesi, machine learning denen tekniği kullanıyor. İnsanlar nasıl öğreniyor? Küçük bir çocuk düşünün, ilk defa hayatında elma görüyor, bakıyor boş. Annesi ona elma diyor, başka bir şey gösteriyor, ona da elma diyor. Demek ki elmalar bunlar. Yani eldeki veriden, o ana kadarki gördüğü veriden öğrenerek karar verebilme. Makinelerin burada insanları veya hayvanları taklit etmesine yapay zeka diyoruz. Yöntem olarak da makine öğrenmesi, insan öğrenmesini taklit ediyoruz. Peki çok gerekli mi böyle bir şey? Teknolojik alandaki aslına bakarsanız her yenilik gerekli mi sorusuna cevap olarak çıkmamış. İnsan merakı üzerine çıkmış. Gerekli değil. Yani yapay zeka da olmadan, teknoloji de olmadan mutlu mesut insanlık yaşayabilir aslında. Yaşamış binlerce yıl. Yani soru bence burada gerekli miden ziyade niye var? Hayat kolaylaşıyor. İnsanların hayatının konforunun artması aslında. Burada temel amaç ve insan merakı. Yani her alanla ilgili, bununla ilgili ben daha farklı nasıl yapabilirim? İnsan zekası çok güzel, karmaşık bir şey. Ben nasıl insan zekasını kopyalayabilirim? Gibi toplumun %5'i, %10'u diyelim gibi bir kesimin karşı konulamaz merakı sonucu ortaya çıkan şeyler bunlar hep. İnsanlara bazıları bunun katkı sağlıyor, bazıları sağlamıyor. Yapay zekada son birkaç yılda özellikle son derece bizim hayatımızı kolaylaştıran, etkileyen bir teknoloji olarak karşımızda. Geleceğe bakarsanız da en büyük değişimi herhalde bilgisayarın icadından bu yana yapay zeka ile gerçekleştireceğiz gibi şu an gözüküyor. Peki benim yaşadığım korkulu bir şey var. Oradan yola çıkarak size... Terminator. Yok hayır Terminator değil, daha faciası. Ben çok uzun süre hürriyetin akıllı binasında çalıştım. Şu anda olmayan binalarda. Evet. Tamamı bilişim ve teknolojiyle hareket eden çalışan binalardı. İşte kullandığımız sudan dönen kapıya kadar işte turnikeler, şunlar, bunlar, film yıkama, baskı atölyeleri falan. Bir gün bizim mühendisler bir hata yapıyorlar ve elektriği unutuyorlar. Elektrik kesiliyor. Ve bir anda binanın içerisindeki sıcaklık değişti. Şu oldu, bu oldu falan filan. Buradan yola çıkarak içimize bu kadar giren teknoloji, bilişim acaba insanlık için yapay zekayı da bunun içerisine koyarsa korkutucu mu? Korkutucu bir noktaya gelecek mi? Bunu çeşitli örnekleri var. Yani facia örnekleri diyebileceğimiz teknoloji artı otomasyon artı otomasyonun durması hayat duruyor. Buna verebileceğim cevap şu benim birkaç kademeli. Birincisi çok ideal olan aslında her sistemin manuel bir olabildiğince backup'ı olması. Yani elektrikli kapının dönmediği noktada o kapının açılıp oradaki bir bekçinin gelene gidene yol vermesi örneği verilebilir. İkincisi high availability dediğimiz yüksek sağlanabilirlik diye herhalde çevirebiliriz Türkçesini. Birden çok sistemin
bir işi yapabilmesi. Dolayısıyla biri çalışmıyorsa diğeri çalışsın. Sonuncu olarak da alternatifini. Yani siz yapmıyorsunuz, başkası yapıyor. Yapan çok farklı bir yere geliyor. İşte 10 yılda bir o sistem durduğu zamanki olası sıkıntı ya değer mi değmez mi? Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz, düşündüğümüz zaman bence kaçınılmaz ve elimizden geldiğince bunun kesintisiz çalışabilmesini, sağlık sektörü bunun bir örneği, çok yoğun kullanılıyor teknoloji. Durduğu zaman insanlar ölebilir. Bunun hayır karar verdiğiniz zaman o yetkinlikte sistemlerin tasarlanabildiğini ve çalıştığını sağlık sektöründe görebiliyoruz. Diğer sektörlerle de bu sektörlerde de bunun benzerleri oluyor ve olacaktır. Evet, buraya kadar böyle bir terminolojik sohbet yaptık. Biraz ön bilgi verelim, hem sizi tanıyalım, amacımız oydu. Evet, şimdi praktikusu bize anlatın lütfen. Teşekkürler. Biraz giriş yapmış olduk aslında. Yani teknoloji, yapay zekayı sadece bunun yetkinliğine sahip olan, yani data scientist, data engineer, MLOps engineer gibi uzman ekiplerin kullanabildiği bir teknoloji olmaktan daha geniş kitlelere ulaştırabilme birinci misyonu. Bunu yaparken tabii teknik kadroların da hayatını kolaylaştırabilme. Yani daha önce kodlayarak manuel yaptığı işlerin bir kısmını kolaylaştırabilme bizim vizyonumuz ve bu birinci parçası. İkinci parçası da nasıl yaparsanız yapın yapay zekanın operasyonu var. Operasyonu zor. Çok teknik de olsanız zor, son kullanıcı olsanız da zor. İkinci kısmı da bizim yaptığımızın bunun operasyonunu kolaylaştırmak. Ama neticede büyük resme baktığınız zaman amaç daha fazla sayıda kurum. Dünyada çok işte teknolojide önde olduğunu bildiğimiz yapay zekayı çok iyi yapan kurumlar gibi o yetkinlikte yapay zeka yapabilsin. Biraz örnekleyebilir miyiz konuyu? Tabii yani yapay zeka dediğinizde birkaç ayağı var. Bizim en büyük odağımız olan konudan bahsedeyim aslında. Elinizde veri var. Bu veri data lake yani veri gölü, data warehouse, database vesaire gibi nok yerlerde. Siz bu verinin içine bir takım şablonlar, pattern dediğimiz bir takım şablonlar olduğunu tahmin ediyorsunuz, biliyorsunuz. Bununla ilgili practicus veya bu verinin bulunması, analiz edilmesi, bu verinin hazırlanması ki en çok zamanı harcadığımız yerlerden bir tanesi budur bizim. Sonra modellenmesi yani oradan biz ona kristal küre diyoruz bazen. Oluşturuyoruz kristal küreyi. Bakın geleceği görün. Ve sonra da bunların kullanılması konusunda bizim kolaylaştırdığımız birçok çözüm mevcut. Bunu olabildiğince self service yani kendi kendine bir şirketin, bir kurumun çalışanları yapabiliyor. Gerektiği zamanlarda da kolaborasyon yani teknik olan olmayan ekiplerin beraber çalışarak bunun başarılı hale gelmesini sağlayacak platform. Tabii detayları çok. Bizim web sitemiz practicus.ai aslında üzerinde ben şöyle diyorum 10-11 dakikanız varsa bir dakikalık videomuz var. Çok high level yani yüksek anlatıyor. Bir tane ChatGPT dünyada ilk biz entegrasyonunu yaptık. Yani veriye bakarken soru sor. Kodlama yapamadığın yerde ChatGPT senin için bunu yapsın. Öyle bir videomuz var 3-4 dakika. Bir de operasyon teknik kişiyse eğer aslında onlara bakarak çok güzel bizim yaptıklarımızı izleyicileriniz aslında öğrenebilir. Peki sizin bir ayağınız Amerika'da, tabii, bir ayağınız Türkiye'de. Evet. İkisini kıyasladığınız zaman yapay zekada ne durumdayız? Yapay zekada iki ülkedeki kurumların ve hem özel hem devlet çok önde olduğunu görüyoruz. Onu bir kere söyleyelim. Amerika ve Çin. Dolayısıyla burada aslında bu ikisi ve geri kalanı diye baktığımız zaman soru arada ciddi bir olgunluk farkı olduğunu görebiliyoruz. Biz Türkiye'de biraz da şunu gördük. Aslında bakarsanız en büyük gelişime açık olan alan tepede yapay zekayı bir pastanın çileği gibi düşünün. Onun altındaki veri mimarileri ve olgunluğu konusunda daha büyük ihtiyaç olduğunu da gördük. Çünkü yapay zekayı veri olmadan yapamazsınız. Veri bilimi diğer adı data science. Burada bu olgunluğun artmasını da sağlayacak şekilde aslında biz Türk pazarına biraz girdik. Bunu hem örneklerle hem de bizim ürünün sağladığı bir takım özelliklerle sağlamaya çalışıyoruz. Ama sorunuza tekrardan hani özet cevap verecek olursam sadece yapay zekanın yapay zeka kısmına bakarsanız Amerika ve Çin'i ayırırsak eğer diğer pazarlardan ben çok ileride de çok geride de olduğunu düşünmüyorum.
Fakat veri konusunda, yani verinin governance'ı, yönetimi konusuna baktığınız zaman biraz da geride kalmış olduğunu şu an görüyorum. Ama Türk insanının şeyini de biliyorum. Çok hızlı bir şekilde arayı kapatıp hem hızlı bir şekilde öne geçecek potansiyeli olduğunu da tabii biliyorum. Peki kamunun bakışı nedir yapay zekaya sizce? Kamu? Kamunun, yani devletin yapay zekaya kendi içindeki hareketiyle bakışı nedir? Türkiye özelinde cevap veremeyeceğim. Çünkü biz 6 aydır Türk pazarında aktif olduğumuz için çok fazla bilgi sahibi değilim. Ama dünyada kamunun yapay zeka yaklaşımı genelde biraz şu an izleyici pozisyonunda ve öğrenme pozisyonunda. Çok ciddi soru işaretleri var. Örneğin yapay zeka ile birlikte daha fazla sayıda insan işini kaybedecekse bu insanlara kim bakacak? Evet. Veya biz bu insanlara nasıl iş bulacağız? Gibi sorular var. Bunlar konusunda daha çok şu an izleme ve anlama durumunda görüyorum kamuyu. Bir diğeri de tabii regülasyon. Şu an Amerika'da çok ciddi tartışılıyor. Bu senin yapay zeka modellerin var. Bu modeller kararlar veriyor. Banka diyelim bunu kullanıyor. Bu kişiye siz kredi veriyorsunuz, ev kredisi, bu kişiye vermiyorsunuz. Sen acaba ayrımcılık yapıyor musun? Yapay zeka çok ırkçı, seksist, yani cinsel ayrımcı ve ne kadar kötü şey varsa yapay zeka bunun en önde olanı olabiliyor. Çünkü bunu engelleyici bir algısı yok. Eğer elinizdeki veride bir pattern varsa bunu çok acımasız bir şekilde uygulayabiliyor. Yani oradaki çok biraz aslına bakarsanız toplumun nimetlerinden aynı oranda istifade etmemiş alt grupların geride kalmasını hızlandırıcı etkiler yapay zeka devreye alabiliyor. Kamunun en büyük aslında ilgi alanlarından bir tanesi bu. Nasıl daha eşit, herkesin eşit istifade ettiği bir sistem haline gelecek veya ayrımcılığı nasıl engelleyebiliriz? Bunun gibi çalışmalar mevcut. Peki Hakan Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim zamanınız için. Vaktiniz olduğu zaman bu video çalışmalarını devam ettirmek istiyoruz. Seve seve efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere.